Bu bölümde bence Express ve Node projelerinin, web üzerinde çalışan Node projelerinin en önemli yapılarından biri olan middleware kavramımı inceleyeceğimiz bölüme geldik. Middleware, Türkçesiyle katman, şöyle düşünelim, bir web projesinin temelde yaptığı bir görev vardır. Amacı kullanıcıdan gelecek bir request'i alıp cevap olarak bir response dönmesi gerekiyor. Bu temelde yaptığı görevdir. Bunun dışında onlarca farklı işlev sayılabilir ama temel görevi budur. Kullanıcıdan bir istek alacak ve cevap olarak bir response döndürecek. Bu noktada farklı URL'lere istek atabiliyoruz. Mesela ana sayfaya, bir önceki örnekte yaptığımız gibi ana sayfaya get request'i atabilirken bir başka örnekte register'a, yani kayıt ekranında bilgilerimizi insert etmek için database tablosuna post request ile gelebiliyoruz. Bu durumda aslında birbiriyle tamamen farklı gibi görünen yapılar, birbirine benzer işlevleri içerebilen yapılar içerebilir. Nedir bu yapılar peki? Şöyle düşünelim. Kullanıcı profil sayfasında ya da kullanıcı şifre değiştir sayfasına her request attığı zaman get request'te sadece sayfasını görüntülemek istediğinde biz kullanıcının bir session'ın bulunduğunu ya da bu siteye daha önce üye olup olmadığını denetlememiz gerekiyor. Bu aslında iki URL'e istek atıldığında da denetlenmesi gereken bir durum. Ya da bir kullanıcı her istek attığında biz bunu loglamak istiyoruz. Bunu her metoda, her URL'e, her routing işleminde yapmak yerine bir tane ortak katman yaratıp ve bu katmanı her kişi, her kullanıcı uygulamaya istek attığında kullanmamız daha mantıklı, daha pratik ve bundan da önemlisi daha performanslı bir çözüm sunması gerekiyor. Middleware kavramı zaten sadece Node.js'te değil, backend dünyasında adı ne olursa olsun kullanılıyor. Zaten mantık gereği kullanılması gerekiyor. Bir request response cycle var, bir döngü var. Bu döngü içerisinde bizim sık kullanılan şeyleri bir katman oluşturup bu katmanları plug gibi insert edip ya da kaldırmamız gerekiyor. Ben daha çok önceleri backend dünyasında PHP framework ile ilgilendiğimden bir örnek proje olarak Laravel projesini göstereceğim. Laravel şu anda PHP dünyasının en popüler frameworklerinden biri. Bu projenin içerisinde yine Express'te olduğu gibi middleware keyword ile bir yapı var. Tamamen birbirine hemen hemen çok benzeyen iki yapı. Laravel'in middleware yapısıyla Express'in middleware yapısı zaten sadece Express'te değil. Middleware Node.js'e özgü bir kavram. Sadece Express ile alakası yok. Laravel'de kullanımı da middleware'ın yine aynı şekilde bir request response cycle'a bir katman eklemek amacıyla oluşturuluyor.